Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilden ikisi Hatay ve Malatya'dan Mardin'e gelen depremzedeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mardin artık 9 öğrenci yurdunda misafir ediliyor. O gece dışarıdan sesler gelmeye başladı. Güm 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 sesler. Ben yataktan fırladım. Bakayım dedim, kapı, balkon kapısı mı açıldı? Fırtına mı kalktı? Baktım ev dolanmaya başladı. Dolap üstüme geldi. Anladım deprem olduğunu. Çocuklarımı çağırdım. Yanıma koşun, yanıma koşun. Kapının arkasındayım. Küçük kızım yanıma ulaştı. Öbür kızımla öbür oğlum öbür odada kaldılar. Elektrik kesildi. Çok zor durumdaydık yani. Kapı açılmadı, kilitlendi. Ondan sonra deprem durdu, tam çocuklar ulaştılar. 5. kata çok kötüydü. Ondan sonra indik. Baktım herkes nasıl ağlıyor, bayılan, düşen. Ama kıyamet kalktığını haberimiz yok. Akrabalarımıza ulaşmıyoruz. İndik yağmur, kar. Bir arka, yakınımız akrabasına koydu, bize koydu arabaya. Çocuklarım ağlıyor, titriyor. Nasıl bir battaniye aldım üstümüze onu bilmiyorum. Bir battaniye ile aç kaldık, ölene kadar camiye sandık. Ondan sonra bir hafta camiye kaldık, geldik buraya. Rabbim Allah razı olsun devletimizden. İnan şey gibi baktı bize ya. Sanki depremi unutturdular bize. Çok iyi yedik, içtik. Giyiz verdiler, eğlendirdiler, gezdirdiler. Baktılar, yemeğimizi dört dörtlük verdiler. Allah razı olsun. Yani ben bunu beklemiyordum. Yatağımızdan peçeteye kadar, çarşafımıza kadar, parfüm şey parfüme kadar, parfüm bile. Ondan sonra şampuanımıza kadar. Yani aklıma gelmiyor. Her şey valiymiş, yani buranın büyükleriymiş. Herkes gözü gibi. Ben çok memnunum. Allah herkes sizden, onlardan da memnun olsun. Yurtlara çıkmış burada. Biz de bu yurda geldik. Allah'a şükür her şey bu yurda karşılanıyor. Bize çok yardım ediliyor. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Güzel karşıladık. Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Abla buraya geldiğimde de bence güzeldi. Güzel buraya. Geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Her şey verdiler. Sonra ilk deprem olduğunda ben yatıyordum. Şey, gözümü açtığımda dolap sallanıyordu. Sonra ben kalktım, dolap üstüne geldi. Sonra kaçtım, yatağın üzerine dolap düştü. Sonra kardeşimi uyandırmaya çalıştım, uyanmadı. Onu sürükledim. Sonra koridorda deprem hızlanmaya başladı. Ben çocuk odasına gittiğimde dolap çok kötü sanıyor, kapıları açılmıştı, dolap kafama çarptı. Kapıya doğru gittim, deprem durdu. Sonra aşağıya indik, herkes kaçıyordu. Herkes arabasına biniyordu. Bizde babam işte olduğu için arabası yoktu. Bizde bir dolmuşçu vardı, herkes bindirdi. Aşağıya gittik kenarına. Orada ambulanslar gidip geliyordu. Sonra sabah camiye gittik, orada kaldık. Hadi ya, takip edin, gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.